Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci partta 24. soruya devam edelim. R eksi 2'den R eksi 1'e bir fonksiyon tanımlanmış. Bir fonksiyon vermiş. Limit h 0'a giderken f h artı 1 eksi f 1 bölü h. Bu bildiğimiz klasik türev tanımıdır. Türevin limit tanımıdır h'a bağlı olarak. Yani istenen şey aslında f türev 1'dir. Demiş ki fonksiyon türevini al. X'e 1 koy demiş. Fonksiyon türevini aldık. X'e 1 koyduk. Sonucun 1 bölü 3 olduğunu görebilirsiniz. Evet, 25. soru. Yine fonksiyon üzerinde fonksiyon grafiği okutmalı ve türeve bağlı olarak bir integral sorulmuş. Burada eksi 1'den 1'e kadar açmadan önce isterseniz bir nokta analizi yapalım. Bu noktanın eksi 2'ye 2 yani f eksi 2 için eksi 2 olduğunu biliyorum. Buradaki görüntünün 1 olduğunu biliyorum. Ve türevin 2'nin eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Şöyle ki burada çizilen teğetin eğimi burada 1 bölü 2 yapabilirsiniz. Uzunluk olarak aldığınızda açı geniş açıdır. Geniş açı olduğu için eğim eksidir. O yüzden eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi bir gerekli değişken değişmesi yapalım. Basitleştirelim integrali. 2x'ten kurtulmalıyım. 2x'de bir kenarda değişken değişmesi yaptım. 2x'de u dedim. Bu durumda 2 dx eşittir d uymuş. Adam 2 ile çarptık böyle ki bu ifadeyi elde edelim. 1 bölü 2 f türevi, f2 türevi. Bunların ayrı ayrı integralini aldığım zaman burada bir tanesinden kurtulduğum türevden kurtulduğum f uymuş. Bir tane türevden kurtulduğum f türevi uymuş. Ve sonuçta elde ettiğim ifade 1 bölü 2 f2x f türev 2 eksi 1'den 1'e kadar. Bu sınırları yerine koyduğum zaman gerekli buradaki görüntüleri ve eğimi okuduğum zaman sonuçta 1,25 olabilir. 26. soru. Yine bir parçalı fonksiyon üzerinden türev kullanarak bir parçalama yaptırmış ve bir integral sormuş. ÖSYM'nin sevdiği soru tiplerinden birisi bir işlemin basit olduğuna bakmayınız. Tip üzerinde konuşuyoruz. Burada fx'i g türeve bağlı olarak vermiş. Şimdi buradaki sınırı, x sınırı bulmak istiyorsan, fonksiyonu parçalı yazmak istiyorsan, g'ye baktırayım. G'ye baktığın zaman, burada g fonksiyonu eksi 1'e kadar artanmış. Yani bu arada fonksiyonun türevi 0'dan büyükmüş. Pardon, şunu g olarak alalım. G 0'dan büyükmüş. Nerede? Eksi 1'den önce. Bu yüzden eksi 1'den önceyi g türev 0'dan büyük olduğu yer dedik. Yine 5'ten büyük olduğu yerlerde g türev 0'dan büyüktür. Demek ki x eksi 1'den önce ve 5'ten sonra bu adam x olarak çıkmış. Bu arada türev azalarmış. Türev azalan yani türev eksiymiş. Yani şöyle alabilirsiniz. G türev 0'dan küçükmüş. G dediğim şey azalansa bu durumda türev burada eksidir. Demek ki adam eksi 1 ile 5 arasında eksi x'e eşitmiş. Fonksiyonu siz bir daha parçalı yazabilirsiniz. Ben bunları artık görmezden geliyorum. Buradaki eksi 8'den 8'e kadar integrali parçaladığımda kritik değerim eksi 1 olduğu için eksi 1'e göre parçalayacağım. Eksi 8'den eksi 1'e kadar eksi 1'den 5'e kadar ve 5'ten 8'e kadar kritik değerim bak burada eksi 1 ve 5'miş. Bu durumda eksi 8'den 1'e kadar x, eksi 1'den 5'e kadar eksi x, 5'ten 8'e kadar x olarak aldım. Gerekli integralleri aldığım zaman yerlerine koyduğumda sonucun eksi 24 olduğunu görebilirsiniz. 27. soru basit bir trigonometri sorusu. Sadece tanjantı ve sin ve kos yarım açıyı açtığım zaman ifadeyi bulabileceğim. Sin bölü kos olarak yazdım, tanjantı sin 2x, 2 sin kos olarak yazdım, kos 2x, sin 1 2 dedim kalsın. Burada payda işlemi işlediğim zaman sin x eksi 2 tane sin x kos kare kos x çarpı kos 2 x. Burada yukarıya sin x ortak parantezine aldım 1 eksi 2 kos kare x. Aşağıda kos 2 x dediğim şey yarım açılı 2 kos kare eksi 1'dir. Bunlar aynı ifadeler birbirinin eksilisi. Demek ki ifade de eksi tanjant x'miş. Evet. 28. soru. Çok trigonometri ile ilgili olmasa daha çok geometrik olsa da biz yine işin içine basit bir tanjant girdiği için çözüm yapalım. Şimdi bu uçurtma deltoidmiş. Şöyle yapalım. Buradaki alfa açısını parçalı yazacağım ben. Madem deltoid ise bunlar birbiriyle aynıdır. Deltoid dediğimiz şey iki tane ikizkenar üçgenin ortak tabanda birleşmesiyle oluşan şekildir. Bunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşittir. Bu durumda bunu çektiğim zaman açının 45 derece olduğunu görebiliyorum. Ve geri kalan açı beta olsun. Yani ikisinin toplamını alfa olarak ifade ettim aşağıda. Bu durumda beta alfa eksi 45'tir. Madem tanjant alfa değinebiliyorum, buradan tanjant b'ye ulaşabilirim.
Tanjant arfeksi 45'i açtık. Tanjant toplam fark formülüyle. Tan arfeksi tan 45 şeklinde. Değeri yerine koyduğumuz zaman tanjant betanın 4 bölü 3 olduğunu görebiliyorum. Beta dediğim yer bakın burada. Burada bir açı. Burada karşı bölü komşu yapacağım. Bir dik üçgen çizdim. İndirilen dikme x kenar üçgende 2 eş parçaya böldü aynı zamanda. Bu durumda 4'ü 3 ise demek ki tanjant beta 4K'ya 3 kaymış. Bu bildiğimiz 12, 16, 20 yani 3, 4, 5'in katı olan üçgendir. Bu şartlarda 16 dediğim şey 4K, 3K dediğim şey de 12'ye karşılık gelecektir. O zaman 12 burası, 12 burası toplamda 24 birimdir. Bu 24 birim ise 45-45-90 üçgeninde 12 kök 2'ymiş. Ve buradan yola çıkarak yukarıdaki üç kenarlar S1 olsun, dik kenarlar çarpımın yarısıdır. İkinci üçgen S2 üçgeni taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bu yüzden bu halde bu şartlarda S1 artı S2'yi 336 olarak bulabilirsiniz. Çok özür dilerim. 29. soru. Birinci bölgede bir açı verilmiş. Yine bir basit birinci bölüm trigonometri sorusu. Sekant yerine 1 bölü cos, tan yerine sin bölü cos yazdık. 1 artı sin olduğunu biliyorum. Gerekli işlemleri düzenledim burada. Son durumda işlemleri yaptığınız zaman 5 tane sinüsün sinüs x'in 3 olduğunu görebilirsiniz. Ve sinüs x'in 3 bölü 5 olduğunu bulabilirsiniz. Sinüs x'in 3 bölü 5 ile en çok yaptığımız trigonometride herhangi bir açının trigonometrede biliyorsak bir dik üçgen çizmeliyiz. Bir dik üçgen çizdik. Sin x'in 3 bölü 5 olduğunu biliyoruz. 3, 4, 5 üçgeniymiş bu adam. Buradan demek ki kotanjant x'in 4 bölü 3 olduğunu karar verdik. Burada yalnız en son durumu mutlaka kontrol etmeyi unutmayın. Buradaki bulduğunuz değer sizin dar açıya göredir. Eğer verilen açı dar açı değil mi ya da kaçıncı bölgede mutlaka kontrol ediniz. 30. soru. Bir geometri sorusu. Araya girmiş. 31'de trigonometri var. Araya girmiş. Araya girdiği için ben de basit bir çözüm yapmak istedim sadece. Burada bir çeyrek daire varmış ve bir dikdörtgen. Ve burada uzunlukları 4'e 6 birimse eğer ben bunu çelik çember olduğunu biliyorum. Burada bir 5L uzunluğu dedim. Tam bölebilmek için ben bunu 5L olarak isimlendirdim. Siz R olup kesir bir şekilde bölebilirsiniz. Burada bir paralel çektiğim zaman buradaki oran 4'e 6 yani 2'ye 3. Ben de bunu 2'ye 3 olarak ayırabilirim. Bu yüzden 2R'ye 3'le toplam 5L dedim. Bakın burada bir 5L var, 3L var. Bu demek ki bu 3, 4, 5 üçgeni 3L, 4 ile 5 lira olmalı. Demek ki buradaki 2K dediğim şey 4 liraya eşitmiş. Yani K dediğim şey 2 liraymış. Bu şartlarda bu 2 lira ise ve uzunluğu biliyorsam bakın şu büyük üçgene gideyim. Siz küçük üçgende işlem yapabilirsiniz. Ben büyük üçgende işlem yapacağım. Şu toplam uzunluk 11'miş. Toplam 5 liraymış ve toplam 5K'ymış. Ki 5K dediğim şey K eğer 2 lira ise demek ki 10 liraymış. Burada isterseniz bir sabır yapabilirsiniz. Ben burada bunun 1, 2, 3, 5 olduğunu, üçgenin olduğunu gördüm. 5 L'nin kök 5 olduğunu biliyorum bu durumda. Bu durumda 10 R, 4 kök 5'miş. Alan demek ki x'in çarpımı 40'miş. 31. soru, son sorumuz. Yine cos 2 x'li bir ifade vermiş. ÖSYM'nin çok sevdiği ve hemen hemen her yıl attığı işlemlerden biridir. Bir yerde kosinüs yarım açı varsa birden kurtulacak şekilde kosinüs yarım açı açınız. Ve ben de burada kosinüsü 2 cos kare eksi 1 olarak açtım ki şuradaki eksi 1 artı 1 birbirini götürsün. Aşağısı 1 eksi cos kare, yukarısı 2 c kare, 1 eksi c kare 2 bölü 3'müş. Gerekli işlemleri yaptığınız zaman kosinüsün iki değeri vardır. Birisi 1 bölü 2'dir, diğeri eksi 1 bölü 2'dir. Bu durumda cos ne istemişti bizden? X'in alabileceği en küçük pozitif değer sorulmuş. Kosinüsün alabileceği en küçük değer 1 bölü 2 olma şartlarında demek ki 60 dereceymiş. Bu şartlarda cevabımız denizmiş. Evet, herkese başarılar diliyorum. Burada kapatıyorum.